Evet değerli izleyenlerimiz, Bölge TV ekranlarından merhabalar. Bölge Haber Ajansı olarak Sultanbeyli'de devam eden etkinlikleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Balkan göçmenlerinin gecesi var bu akşam Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde. Yanımızda da Sultanbeyli Balkan Göçmenleri Dernek Başkanımız var. Ve program öncesinde onun da duygu ve düşüncelerini ekranlara taşıyacağız efendim. Şimdi öncelikle belediyemize bize bu imkanı sağladığı için başta Hüseyin Bey ve Kültür Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz programların devamı gelir. Eminim diğer dernek başkanları da, diğer memleket sevdalısı arkadaşlarımız da bundan çok memnundurlar. Devamını bekliyoruz. Bizim programımız diğer dernek programlarından birazcık bir farkı var. O da şudur. Öncesinde Mehmet Türker yazarımız, kendisi Belene'de yatmış gazilerimizden biridir. Önce o bir yarım saatlik göçün tarihini, 1877-78 Rus Savaşı'ndan beri Balkanlardan yaşanmış olan göçün, peyderpey Türkiye'ye gelen insanların tarihini anlatacak. Akabinde de sanatçımız Sabriye Sayın Hanımefendi sahne alacak, Balkan türkülerini seslendirecek. Tabii bu arada kulakların pastara da gitmiş olacak. Kesinlikle böyle bir şeyi, hani böyle bir salonda, böyle akustiği olan bir yerde bu tarz üst seviye sanatçıların bize belediyemizin imkanlarıyla gelmesi gerçekten takdire şayan, müteşekkiriz bu konuda. Bahsettiğim savaştan beri Türkiye'ye göç eden insanların sayısı yaklaşık 10-15 milyon. Yalnız biz kendisini çok iyi anlatabilmiş bir camianın fertleri değiliz. İnsanlarımız gerek okuldaki kitaplardan gerekse efendime söyleyeyim ailesinden aldığı bilgi eksikliğinden dolayı kendisini tam anlatamamış bir camianın fertleriyiz. Halbuki bizler Balkanlara İlahi Kelimetullah için gitmiş, yine aynı şekilde dini ve dili için ata topraklarını bırakmış Türkiye'ye gelmiş insanlarız. Kalbi önce iman sonra da Türkiye sevdasıyla dolu insanlarız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın hepsini bu tarz etkinliklere bekliyoruz ve ülkemize taş üstüne taş koyan herkese, bütün yöneticilerimize Allah kolaylık versin diyoruz. Balkanlar göçmenlerimizin programı vardır. Biz onun için zaten izlemeye geldik. Çok zevkli bir şekilde izliyoruz. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Allah'ım herkese yaşatsın. Çok iyi. Belediye başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah her şeyden razı olsun ondan. Çok mutluyum. Güzel. Hoşuma gitti. Geldik. İnşallah izleyeceğiz. Bakacağız. Ne söylemek istedim? 51 senesi göçmeniyim. Başka bir şey değil. Burada okudum, burada yetiştim. Burada yuva kurdum. Vallahi mutluyum Türkiye Sultanbeyli'den mutluyum. Kaç yıldır? 51 seneden beri buradayım. 4 yaşından beri buradayım. 5 yaşından beri. Belki Sultanbeyli'nin ilk talebesi benim. Sultanbeyli okulu açıldı, ben 5 sene okudum. 5 sene okudum. Evet. O dönemden tanıdıklarım vardır. Vardı tabii. Tabii hepsi. Bir numaradan başlarsan numara olarak, sıra olarak Mehmet Önder, Ahmet Bozar, Eyüp Karıoğlu, Yusuf Kavaklı, Nazmi Yaçavı, Zeynep Üretir, ben Zeynep Güler 9 numara. Hepsini sayamayız da. 21... Okul numaran kaçtı o zaman? 9 numara. 9 numara. Evet. Balkan Göçmenleri Derneği olarak geldik biz. Burada yayınımızı dinleyeceğiz, izleyeceğiz, seviyoruz. Balkan Göçmenleri olarak bizler hep beraber buradayız. Mutluyuz, inşallah güzel bir akşam olması dileğiyle. Merhaba. Siz neler söylemek istersiniz? Biz de Balkan Göçmenler Derneği'nin şeyinden, yani buradayız hep birlikte. Güzel bir akşam olacak, evet, davet üzerine. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma, herkese selam yollarım. Evet, zaten doğma bir göç, Bulgaristan göçmeniyim. Onun üzerine geldim. Buradaki herkese şey diyorum, herkese başarılar diliyorum. Değerli misafirler, bugün konum göç konusu olacak. Göç, Türk dilinde bir başka tarifle de kavramla da ifade ediliyor. Buna hicret deniyor ve hicret eden kişiye de muhacir denir. Göçle genellikle her canlıya mahsustur. Bir hayvan mevsim, iklim değişikliklerine göre kendi otlak alanını değiştirdiği gibi insanlar da genelde iki nedenle bir yerden bir başka yere göç ederler. Bunlar ya daha ferah, daha refah düzeyini
düzeltmek üzere bir yerden bir başka yere yahut da baskı neticesi göç ederler. Çok geniş bir camianın fertleri izliyoruz ama şöyle de bir durum var. Bazen kendimizi anlatamadığımız için, bazen de dinleyenlerin bilgi eksikliğinden, okullarda olsun, kitaplarımızda olsun, yeterince bahsedilmediğinden doğru düzgün bilinmeyen, anlaşılamayan insanlarız. Kimileri sizler yaşadınız, gördünüz, kimileri Bulgar dedi, kimileri Bulgar göçmeni dedi, kimileri başka bir şeyler söyledi. Halbuki bizler ecdadımızın Balkanları fethetmesiyle beraber İlahi Kelimetullah uğruna bu toprakları vatan tutmuş, oraları İslam'ı yaymış, İslam bayraktarlığını yapmış nesillerin çocuklarıyız. Biraz önce de kıymetli hocamızı dinledik. Hocam Allah razı olsun, gerçekten bu anlattığınızı ülkemizin çoğu tam olarak bilmiyor. İşte o yüzden bu tarz programları devam ettirmek. Size düşen, bize düşen. Hocam anlatırken daha dünden bahsediyor. Ve gerçekten çok büyük acılarla o yollardan geldiniz. Ve bugün cennet vatanımızda bizlerle beraber bu toprakların asli unsurları olarak birlikte yaşıyoruz. Burada Gülten Hanım'la beraber inşallah bu dönem huzurlarınızdayız. Dualarınız ve destekleriniz olursa güzel hizmet yapma noktasında bir gayretimiz olacak. Saygılar hazırım. Şimdi bu kitap Osman Kılıç hocamızın kitabı. Bilenler bilir. Kendisi hocam Nübat'ta görev yapmış. Bulgaristan hapishanelerinde 15 yıl hapis yatmış. Bunun 3 yıllık kesinleşmiş idam cezasını beklemekle geçirmiş. Biz kendisini başkanım yazın Ankara'da ziyaret ettik ve imzalı bir kitabını almıştık derneğimiz adına. Bu gecenin hatırına size verebileceğimiz bizim için manevi değeri çok yüksek bir kitabı takdim etmekten de mutluluk duyuyoruz. Bu arada yazarın yaşı 99 yaşında, Allah uzun ömür versin. Bir de Bulgaristan'dan özel olarak getirdiğimiz kokumuz. Bu koku da yine Kazanlık'ta. Kazanlık bunu bir Türk yargıç götürüyor. Onu daha sonra Bulgarlar alıp devam ettiriyorlar. Böylece de bilgi vermiş olalım.